Herkese merhaba. Bugün 4 Nisan pazartesi. Bugün birlikte Bitcoin'in teknik görünümünü konuşacağız. Ama öncesinde izninizle ufak bir hatırlatma yapmak isterim. Kanalım var olmasını sağlayan ve benim de kullandığım bito.com üzerinde bir hesabınız yoksa eğer aşağıda bırakacağımız avantajlı kayıt linklerinden üye olup güvenildiğini kanıtlamış orta ve uzun vadede çok iyi yerlere gelebilecek projelere kolayca yatırım yapabilirsiniz. Teknik analize geçmeden önce haber akışı incelendiğinde The Australian haberine göre Avustralya merkezli market zinciri Run yakında Güney Avustralya ve Victoria eyaletinde bulunan 170 şubesinde kripto ödemelerini kabul etmeye başlayacak. Devamında İngiltere tarafından gelen haberlerde ise İngiltere Maliye Bakanlığı ödeme aracı olarak kullanılan belirli stable coin'leri düzenlemek için yasa çıkarmayı planladıklarını belirtti. Bakanlık bu coinlerin potansiyel olarak para kendi müşteriler de dahil olmak üzere yaygın bir ödeme aracı haline gelme kapasitesine sahip olduğunu söylüyor. Bunlara ek olarak bakanlık şansölyesinin İngiltere darphanesinden bir NFT oluşturmasını istediğini söyledi. İngiltere Maliye Bakanı Sunak, İngiltere'yi kripto varlık teknolojisinin küresel bir merkezi haline getirmenin hedefleri arasında olduğunu belirtti. Bitcoin'in teknik analizine dönecek olursak burada hatırlayacağınız üzere Son yaptığımız analizde siyah bir yükselen trendten bahsetmiştik. O sırada bu mor bandın test edilme ihtimalinden bahsediyorduk. Ve burada görülebildiği üzere mor bandın desteğinin birkaç kez denendiği Burada görülebildiği üzere hem kanalın hem de mor bandın desteğinin birkaç kez denenmesi sonrasında desteğinin kaybedildiği görülmekte. Bitcoin grafiği için şu an negatif eğilimli demek yanlış olmaz. Ancak şöyle bir alt nokta çizmekte fayda var. Burada 44.970 bölgesi dikkatle takip edilmeli. Bu bölge Ichomoku bulutunun alıcılı seyrinin son destek seviyesi diyebiliriz. Yani bu seviyenin altında gelecek 4 saatlik ya da günlük kapanışlarda benim beklentim en azından 43.400 seviyesine kadar seri bir düşüş hareketi olabilir. 43.400 seviyesine tutunamama senaryosunda ise şu an burada mavi renkte gösterdiğin 24 Şubat tarihli yükselen trendimizin desteğine kadar çekimler mümkündür. Yani bu Yani bu şu anlama geliyor. 43400 bölgesinin desteğinin kaybedilmesi bizi hızlı bir şekilde 41700 seviyesine kadar çekimleri getirebilir. Bu bölgenin kaybedilmesi durumunda ise düşüş muhtemelen çok ciddi bir boyuta ulaşacaktır. Bu seviyelere dikkat etmenizde fayda var. Peki pozitif yönde takibi nasıl sağlamalıyız? Daha önce de bahsettiğimiz gibi burada kritik bölgemiz 45500 seviyesi. Bu bölgenin desteğinin kazanılması ve üzerinde günlük kapanışlar izlememiz gerekli. Ancak burada görülebildiği üzere 4 saatlik periyotta MA ribon desteği de kaybedilmiş durumda. Bu satıcıların alıcılara göre daha baskın olduğunu gösteriyor. Olası ilerlemede 45500 seviyesi sonrası 46900 bölgesi bizim için önemli. 46900 bölgesi üzerinde günlük kapanışlar izleyebilirsek Hedef seviye kısa vade için 50.000 seviyesi ve 51.100 seviyesi olacaktır. Burada Bitcoin'in destek ve direnç seviyelerini yakından takip etmenizde fayda var. Ayrıca alım ve satımlarda kademeli alım ve kademeli satış stratejisine sadık kalmanız çok önemli. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.